Sektör olarak biz çok e, önemli bir iş yaptık. Aylık 0.98 yani bu faiz artışlarının öncesindeki rakamı e, biz üstlendik. Ve şu anda bankasız, kefirsiz sektör olarak aylık 0.98 bir vade farkı uygulayarak 120 aya kadar 10 yıl e, kredi açmış olduk. Son 7-8 yıldır konut sektörünü çeviren orana sabitlemiş olduk. Yani 0.98, 0.99, 1'in altı her zaman koşan bir orandı. Ee, ve yine de koşturuyor şu anda da. E, aslında reel olarak vatandaş %50 indirim almış oluyor. Böyle baktığımız zaman 120 ayda çok ciddi bir e, fark söz konusu. Peşinatı %10'a çektik. Her şeye rağmen bu kadar türbülanslara rağmen de konut fiyatları göçmüyor. Yani şey özür konut satışları göçmüyor. Hep 100 binin üstünde yürüyor. Bir iki ay aşağıdan yukarı gitse bile sonuçta e, bir stok eriyor sürekli. E, tabii ki Ağustos ayında çok ciddi bir maliyet artışları karşımıza çıktı. E, bu hemen bugünden yarına, bu ay önümüzdeki ay yansımaz. Biz bir kere kampanya olarak e, Ekim sonuna kadar vaat ettik. Yani Ekim'in sonuna kadar fiyat artırmamayı bu kampanya çerçevesinde katılan firmalar vaat ettiler. Dolayısıyla artmayacak. Orada rahat olabilir insanlar ama Ekim'den sonrasında mutlaka yansıyacaktır. Ama fiyatlar, konut fiyatları bir buçuk yıl sonra çok ciddi rakamlara gelebilir. Yani 6 ay sonra gelmese de böyle 1-1,5 bir, bir yıl içerisinde e, bugünkü rakamları e, çok e, herkes keşke alsaydık diyecek yani ondan hiç şüphemiz yok. Yani önümüzdeki yıl 2019 yılı evet. konut için bir e, evet. fiyat artışı yılı olacak. E, öyle olacak çünkü bu bir şekilde ufak ufak yansıyacak.